Merhabalar dostlar, ben Mualla Darıca'dan herkese selamlar, sevgiler. Evet, bugün hava böyle güneşli, pırıl pırıl, oysa 2 gündür yağmurlu, puslu bir hava mevcuttu. Ve şöyle bir enerji geldi, dedim bir video çekeyim, uzun zamandır çekememiştim. Şöyle, geçen yıllarda sizlere nasip olmadı. Ajanya diye bir çiçek var. Onu çekeceğim size. Geçen yıllarda nasip olmadı. Evet, şimdi ona özel bir video yapayım dedim. Şimdi şöyle çıkayım balkon bahçeme. Evet, malumunuz hiçbir bakım falan yok. Olanları şöyle görüntüleyeceğim. Evet, Ajanya deyince şu günlerde açtı. Daha önce kasım patı türü, bir krizantem türü olarak hep söylemişimdir. Aslında yıllarca öyle nitelendirilmiş bu çiçek. O yüzden ben de öyle söylüyordum. Ama yeni aldığım bilgilerde bu bitkinin ajanya olduğu ve farklı bir tür olduğu söylenmekte. Papatyagillerden olmakta normalde. Bakın burada en formlu haliyle, ama ya Kırçıl beni bırakmıyorsun ama. Sabote ediyor beni. Olmaz Kırçıl. Kırçıl şöyle kenarda dur, çekeyim seni. Evet, şöyle bakın, harika görünüyor değil mi? Küçük düğme şeklinde çiçekleri. Aldığım bilgilerde diyor ki krizantem diye nitelendiriliyordu, ama hani krizantem gibi gösterişli değil çiçekleri, ama bakın nasıl kendi nevi şahsına münhasır fevkalade bir güzellik var. Şunlar daha açmamış, yeni tomurcuk. Bakın yeni tomurcukta, ama bunun en güzel ve en özel farkı şöyle, yaprakları çok güzel. Yani çiçek açmasa da şu formu ile sukulent gibi duruyor. Papatyagillerdendir. Bakımı ve özellikleri krizantem gibi arkadaşlar. 1955 yılından itibaren farklı bir tür olduğu söylenmekte. Yani daha önce krizantem olarak söyleniyordu. İyice öğrenmişsinizdir. Sürekli aynı şeyi tekrar ettim, ama kedi de beni bulaştırıyor yani burada. Sürekli bana değiyor, itiyor. O yüzden biraz kafamı bulandırıyor. Bu çiçeği nasıl edindim? Seralarda hiç görmedim arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunu ben ilk yıllarda, şimdi o kadar bakınmıyorum. Çünkü birçok çiçeği tanıdığım için farklı bir şey hani o kadar yoktur diye. Ben hep eskiden, eski dediğim tabii ki 7 yıl öncesinde sürekli geziyordum bu ara bahçeli buralar. Bahçelerde acaba neler görürüm diye. Yine bir gün gezerken Hacı amcanın eşini gördüm bir bahçede. Hacı amcayı biliyorsunuz, Yıldız Botanik Bayramoğlu'nda. Eşini görünce, "Aa, siz burada mı oturuyorsunuz?" dedim falan, içeri buyur etti. İçeri deyince bahçeye, tabii bahçede böyle tasarımları vardı. Çok güzel düzenlemeler yapmışlardı. Çok güzel böyle botanik bahçesi falan. Orada bu çiçeği gördüm. Farklı olarak bunu o bana şey yaptı, tavsiye etti. Şöyle 2-3 dal verdi. Bakın şöyle mesela, bu dalından ve kökten ayırma ile tutuyor. Tohumdan da olur muhakkak, ama denemedik. Yani gerek kalmadı, çünkü böyle daha kolay üretiliyor zaten. Şöyle 2-3 dal verdi. Biraz önce ketum, yani biraz sanki böyle tutmuyormuş gibi düşünebilirsiniz, ama zamanla oturuyor, kök salıyor ve oluyor. Olduğu yerde, ben şimdi size bahçede, ben burada takıldım kaldım, ama bu harika güzelliklere şöyle bakayım. Bakın şimdi şöyle mesela, şöyle balkon bahçedeyiz bu arada, şöyle bakın. Şöyle balkon bahçenin bir köşesindeyiz. Buradakiler daha önce açmış. Bakın bunlar tabii ki iyice sararınca, olgunlaşınca tohum olur. Olmaz mı? Bütün çiçekler gibi arkadaşlar. Bütün çiçekli bitkiler tabii ki çiçeklerinden tohum olur. Çünkü çiçekleri tohum için, yani üretilmek için olan bir şey. Ah ah Kırçıl, ah Kırçıl ya. Bakın harika görünüyor değil mi? Bunun yaprakları şöyle katlı katlı. Çok tatlı. Kenarları kontürlü izlenimi veriyor. Öyle bir özelliği var. Harika bir güzellik. Şimdi bunlar böyle iyice açıyorlar.
soluyorlar, kuruyorlar ve kışa doğru iyice kuruyor. Böyle dibe yakın kesmek gerekiyor. Eğer taze ise bunlar, kesip ayrıca çelik yapabilirsiniz. Çelik. Yani dalından dikiyorsunuz, o şekilde üretim. Ondan sonra yeniden dipten sürgün veriyor. Bakın burada ben tabii ki sedumlar var. Şurada bir hasekim var. Burada ne ararsam var arkadaşlar. Bakın şu çok güzel olmuş. Onu size görüntüleyeyim. Gül sardunya. Muhteşem. Arada farklı renklere de bakalım. Muhteşem olmuş. Çok vardı bahçenin her yerinde. Geçen kış anormal olarak don yapınca hep gittiler arkadaşlar. Şimdi böyle çoğaltmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle gidelim. Bu bir Veronica. Burada bir dal var, göstermiştim ilk size. Şöyle uzuyor dal. Yani aslında bunu da krizantem gibi baharda daha çok budarsak, yani şöyle budarsak daha kapsamlı ve dallı budaklı olur. Fakat bunu ben kesmişimdir. Bu kadar geç kalması, çiçek açmamış şu anda görüyorsunuz. Üstünden kesmişimdir. Şurada bir yaramaz var. Alalım onu. Şunlar var ya, burada şeyler vardı. Çörek otu. Bakın onlar çıkmış. Bunlar gider kışa, olmaz. Şurada var bir tane. Bakın zaten burada aynı. Şunla bu aynı kökten gelme. Oraya uzanmış. Dur şöyle alayım. Şöyle. Bakın evet. Ajanya deniliyor. Ayanya da deniliyor. Bilgilerini biraz uzattım arkadaşlar. Veremedim. Yani şöyle bilgileri hem kışa dayanıklı, buna özel bir koruma yapmıyorum ben. Kışa dayanıklı ve kuraklığa da biraz dayanıklı. Her türlü toprakta olabiliyor. Deneyebilirsiniz. Bunun ana vatanı Japonya'nın Pasifik kıyıları arkadaşlar. Hatta Ajanya Pasifika olarak da söyleniyor buna. Bir de ne deniliyordu? Pasifik krizantemi de denilmekte. Gümüş ve altın krizantem de denilmekte arkadaşlar. Başka var mı? Bakın şunlar. Yani hani konumuz Ajanya diyelim ama bu da bir rutbekya. Bu zamanlarda böyle hiç bırakmadın beni. Beni bırakmadın. Evet, harika görünüyor. Bunlar enerji veriyor tabii şu günlerde. Bir de şu horoz ibiğinin gövdesine bakar mısınız? Ne kadar parlak. Ben bunu aslında kesecektim, arka tarafa gölge yapıyor diye. Olmadı işte, bir şeyler girdi ara yere. Bir kapatıyor çünkü bakın şu arkada begonvil var. O begonvilin de çiçeklerini ben sizlere göstereceğim ve datura'nın tohumlarına da bir eğiliriz. Evet, bu begonvil beyaz olarak aslında ama sonra pembeye dönüyor böyle. Harika görünür. İlgilenemedim. Bunları bir yere hani toplayıp da bağlamak gerekiyordu. Evet, bunu tekrar edeyim arkadaşlar. Kışa girerken begonvil koruma yöntemi, bana ayrıca soruyorsunuz. Ben ayrıca özel cevap veremiyorum. Sayfamda, yani YouTube kanalımda bakarsanız begonvil koruma kışa girerken bunu nasıl koruduğumu gösterdim. Geçen kış yine de az önce de bahsettim. Aşırı olarak bir don yaptı eksilerde ve bir şey olmadı, gördüğünüz gibi korundu. Şimdi datura'ya geçelim. Datura çok güzel, harika çiçekleri olan, çok sevdiğim bir çiçek. Bu sene ben yetiştirdim burada. Önceki yıl da vardı ama geçen yıl olmamıştı. Böyle olgunlaşıyor, sonra çatlıyor, içinde böyle domates ya da biber tohumları gibi tohumlar var. İnşallah bunları değerlendireceğim, söz vermeyeyim ama yani söz vermeyeyim yine de, inşallah değerleneceklerdir. Datura'nın tohumları ve sizlere yapmıştım mahonya. Küçük bir fidem vardı, buraya dikmiştim. Çiçek açacak ilk defa bahçemde, harika. Mahonya, bakarsanız detaylı bilgilerini, onunla ilgili bilgi vermiştim. Bakın bu da Cinura, böyle buraya koymuşum, burada. Her şey var.
Karışık. Ha, klematisleri göstereyim arkadaşlar. Bakın hiç iç açıcı değil, değil mi? O güzel halleriyle çok istediniz dalından falan ama hala isteyen var. Ama bu dalın neresini tutturacaksınız? Ben başaramadım. Başaran var. Nemli iklimlerde olanlar daha şanslı oluyor o konuda. Klematis, nemli iklim bitkisi. Bakın, bu da klematis. Yaprakları falan koyu. Bunu da şöyle göstereyim. Bunlar harika güzelliklerim. Belki dışarıdan çıkıp gösteririm size. Mine bu. Çalı mine. Bir de buraya dikmiştim. Onu gösteririm. Instagram'da da paylaştım ama. Bir de sarı demet gülüm. Böyle birkaç tane açmış. Onu da şöyle bir görün. Evet, güller videomda çok açmıştı. Oradan bakarsınız. Güller videosunda zaten birçok güllerimin en güzel hallerini sizlere paylaştım arkadaşlar, bakarsanız. Ama sonbaharda da, hatta yılbaşında bile böyle açıyor. Bu yedi veren bir gül. Şansıma böyle çıktı arkadaşlar. Bir saksıda sarı gül diye almıştım. Yani birçok çiçeği, gülü, yani öyle çok bilerek, hani şu şöyledir, böyledir diye almadım arkadaşlar. Siz de öyle şans tanıyın. Size sürpriz yapacaktır muhakkak. Evet, Ajanya'ya şöyle bir bakıp aşağıya ineyim de o mineleri size göstereyim. Çok uzun bir video olmayacak. Böyle havanın, dedim ya, güzelliği, bir enerji geldi. O şekilde sizlere görüntü alayım dedim. Evet, Ajanya, Ayanya, Pasifik krizantemi gibi isimlerle bilinen çiçek. Şurada bir karanfil açmış ama bakar mısınız ya, ne kadar güzel işte, bir tanecik ama ne kadar güzel, yüzü güldürüyor. Şunlar Meksika petunyası, bodur pembesi ve şurada çuhalar var, onlar kışın zaten açarlar, toparlanmaya çalıştı. Bakın şurada bir begonya var, küçücük bir daldı, iki yapraklı, buraya diktim onu, ben almayı düşünüyordum artık ama kaldı öyle. Bakalım, bu da bir bitki, farklı bir bitki, şimdi adı gelmedi aklıma. Evet, bunlar kozmos. Şöyle krizantem. İki çeşit mi var acaba? Yok. Aynı renkte. Böyle biraz şey geldi. Katlı. Evet, bu katlı. Bu katlı. Evet, bu farklı içi görülüyor. Şurada vardı farklı krizantem. Göstereyim ben size. Yani kasımpatı arkadaşlar. Şöyle bakın, beyaz. Açık renk. Beyaz. Şöyle bakınız. Biraz sarımsı. Allah'ım, bir bırakmadın beni daha. Bir bırakmadın beni. Evet, açmış böyle. İşte bunlar, burası kalabalık olduğu için çok gelişemediler. Açık alanda böyle budayacaksınız. Sepet gibi kocaman böyle bir formda olur krizantem. Biliyorsunuzdur muhakkak da. Öyle. Bir bakayım aşağı inebilir miyim? İneyim. Evet, inerken şöyle evdeki çiçeklerimi geçenki videoda da gösterdim ama şu kohlerayı göstereyim arkadaşlar. Bu var ya, gitmişti. Gitmişti, böyle son bir rizom kaldı. Bir şekilde toparladı. Böyle harika bir görünüm sunuyor. Arkadaşlar bazı, ya tek tük de olsa, bazı arkadaşlar benden mesela bu gibi çiçeklerden istiyor. Gördüğünüz gibi bir tane var. O ise kohlere satışı yapan veya episkiya. Bir tane episkiyam var. İki tane çiçek açmış. Paylaşmıştım. Onu bana atıp bir dal verir misiniz diyorlar. Ben nasıl vereyim? Şu anda görseniz var ya, yani 3 santim 4 santim değil, kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani bırakın çiçeği falan. O halde ben onun neresini göndereyim? Hani böyle yapmayın lütfen. Ben her zaman söylüyorum. Elinizi taşın altına koyun. Satış yapan o kadar çok yer var ki, sadece benim karşıma mı çıkıyor arkadaşlar? Sizlerin de karşısına çıkıyordur muhakkak. Oralardan, hatta yazın Google'a yazdığınız zaman size satış yapan yerler çıkacaktır. Şunu göstereyim arkadaşlar. Bu çiçek almıştım yine ben internetten bir yerden. Çalı türler bayağı. Onları ayrıca sonra girerim de. Oradan hediye koymuşlar. Böyle birkaç dal koymuşlardı. Böyle bu da kontürlü, çok hoş. Kalanço tabii ki. Ama çok hoş görünüyor. Kontürlü olması nedeniyle. Şöyle görün. Benzer türleri var yine kalanşoların ama bu böyle çok hoş. Şöyle görün. Görmek güzel.
Evet, şöyle ıhlamurun altındayız. Şu sardunyayı yine göstereyim. Geçenki videoya da almıştım. Şöyle şunları göstereyim. O çalıştığım günlerde dedim ya, hasta olmadan önce olduğum günlerde. Şöyle şey almıştım. Birkaç renk hercai menekşe. Orayı düzenlediğim için oraları renklensin diye şöyle dikmiştim. Bakın mor, kırmızı, şöyle iki renkli. Şu anda güzel değiller. Yani serpilecekler, daha bir gelişip büyüyüp serpilecekler. Harika görünecek inşallah. Böyle burada bodrum papatyası var, buz çiçeği. Bakın şöyle mor, beyaz, morlar, öyle diktim. Şöyle baktığınız zaman kenarda renkli renkli dursun diye. Asterler mesela kuruyor, soluyor. Bunları dibe yakın keseceğiz. Sonra dipten rizomlarıyla artacaktır. Birçok çiçek gibi. Bakın bunlar margarita. Bunlar da öyle kesmek lazım ama ben kesemeyeceğim maalesef şimdi. Yapamayacağım. Burada tohumdan şey çıkmış. Çok güzel. Don olmasa bunlar çiçek açar işte arkadaşlar. Şöyle geniş yapraklı şey, Latin çiçeği. Orada hercailer var. Tekrar bunları şöyle şöyle geçelim. Ah, şunu göstereyim ben size. Ada mercanı. Chestrum, Melisa. Şöyle bakın. Açmaya durdu, harika. Bu kışın da açar. Onun özelliği öyle. Kışa dayanıklı. Yaprakları şöyle kadifemsi. Güzel bir çiçek. Şöyle alayım. Oy, çok çeverim ben, çeverim. Harikalar, rengi muhteşem. Evet, şöyle bakınca terapi oluyoruz arkadaşlar. Bakın 11 ay çiçeği mor orada. Açmaya devam ediyor. Alisyum var aşağıda. Burası çok dağınık, çok karışık. Buradan çıkardım ya çiçekleri. Höyüçeraları ve hostaları çıkardım. Zannedersem çıkardım. Şimdi saksılar var ama çıkardım yerlere laleleri falan dikeyim. Laleler kaldı şeyde. Yerinde artık dikemedim çünkü. Böyle kaldı. Bir yere dikeyim de sonra düzenlerim, Rabbim şifa verirse. Şöyle bakın, bu güz gülleri. Harika görünüyor. Şöyle. Çok güzel. Bu gülü çok seviyorum ben. Hepsi ayrı bir güzel de. Bir de şurada şu limon oldukça çok çiçek açacak inşallah. Pek limon verdi, vermedi. Bir tane var üzerinde. Aa, iki tane varmış. Neyse, uzak kaldı arkadaşlar. Şöyle burada çalım yine var. Videoda çok uzadı. Şu diğer mineyi göstereceğim ben size. Bakın bunlar da olmak üzere. Bu iri bir cins. Tek tük aslında olanlar da olabiliyor. Şöyle bakın, muşmula, beş bıyık, döngel denilen. Bunu böyle büyük vaziyette, yani meyve verirken o şekilde aldık da canım istedi, biliyor musun? Şöyle şu biraz yumuşamış gibi. Bunun ham hali biliyorsunuz, boğazda takılır. Hurma gibi. Bakayım şu da mı olmuş? Ay evet ya, oluyor. Neyse, gözünüzün önünde şöyle birkaç tane almış olayım. Evet, geçen videomda Arbutus unedo, yani dağ çileği, başka neydi, koca yemiş denilen çiçeğimin ilk meyveleri burada olmuştu, onu göstermiştim. Şimdi bakın çiçekleri bu şekilde. Çiçekleri düştü mü ne? Aa, olgunlaşmadan düşmüş gibi. İşte öyle oluyor hepsi. Olmuyor, olmayınca sonra meyveye dönemiyor. Evet, şöyle tekrar görmüş olun. Bakın burada bir zeytin ağacım var. Oğlum, bu kızımın öğretmenin adı Mahi Zeytini. Ötede de oğlumun öğretmenin var. Benim ilkokul öğretmenim İmran. Onun adını da büyük zeytin ağacına verdim. Hiç unutamadığım öğretmenim. Bir dönem okuduk köyde. İlk öğretmenim, ilk birinci sınıf. Bana kırmızı kurdele takan. Çok güzel bir diyaloğumuz olduğu için. Onu hiç unutamadım. Ümran öğretmenim. Soyadını bilmiyorum, o yüzden kendisini hani
bulma imkanım yok. Bunlar saksı da böyle duruyor burada. Buralar virane maalesef. Bakın buradaki, bu da çok güzel bir sardunya. Böyle duruyor. Evet. Diğer mineye gidelim ve oradan bitiş yapacağım arkadaşlar. Evet. Ada Begonvili. Bu çok güzel oldu. O zaman da gösterdim size ya. Bu muhteşem oldu. Çoğunu kestim zaten alttan da. Aa, ne yapıyorsun orada? Kırçıl. Yerin çok güzel. Ay çok güzel geldi arkadaşlar. Yani hava güzel. Böyle bahçemde gezmemiştim. Bayağı zamandır, uzun bir zamandır. Böyle sizlerle birlikte gezmiş oldum. Şöyle yaban gülü de açıyor tek tek. Horoz ibiği ayrı bir şaheser. Küçücük bir tohumdan minicik kendiliğinden çıkan güzellikler. Bazılarını ise çok uğraşıyoruz. Büyük paralar veriyoruz. Büyük emekler. Bir küçük çiçeği için öyle bekliyoruz. İşte böyle bir dünya arkadaşlar. Şöyle bakın. Mor yıldız da orada. Şimdi dışarı çıkacağız. Evet, bahçe dışına çıktım. Balkon bahçeye. Şeyleri göstereceğim. İşte mineler mor mor gözüküyor. O köşede çok güzel duruyordu. Geçen 2 yıl çok güzel. Sonra geçen yıl buraya diktim. Bir tane saksı da yetiştirmiştim. Onu buraya aldım. Dedim böyle simetrik hoş durur diye. Evet, zamanında burada güller, klematisler, harika çiçekler vardı ama her zaman aynı güzellik olmaz. Tabii biz de her zaman aynı güzellikte miyiz? Değiliz tabii ki. O yüzden o güzelliklerin hatırına bu kötü görünümlerine de biraz katlanacağız tabii ki. Bu gördüğünüz harika Salvia microphylla bir ada çayı türü. Bunu arkadaşlar internette görüyorum. Şöyle göz yapıyorlar. Sanki hani ağzıymış gibi, kuş gibi. Ondan sonra Rabbimin hikmeti bilmem ne bir şey. Tabii ki Rabbim, birçok sanat eseri hepsi. Ama öyle göz möz yapıp sonrasında sunuyorlar ve insanlar da gerçekten bu öyleymiş gibi sanıyor. Bakın böyle bir çiçek bu. Ada çayı. Bundan şey de çok var. Saray nanesi de deniliyor. Topkapı Sarayı'nda tasarımlanmış. Herhalde zamanında da orada çok varmış. Çok güzel. Evet, şimdi bu minelere şöyle görüntü alayım. Evet, Antalya videolarıma bakarsanız orada bir Antalya videom vardı. Finike'den Antalya'ya doğru diye miydi? Neydi ismi? Öyle bir şeydi. Orada da şeylerde, yol peyzajlarında falan bundan çok vardı. Bahsetmişimdir. Bu daha naif, böyle bakın ince dallı bir mine. Normalde çalı mineler biraz daha kalın olabiliyor. Az önce balkon kenarında da gösterdim size. Şöyle bakın, biraz yakından gösterip artık bitireyim. Çok uzun olmasın. Gerçi sıkılanlar zaten kapatır değil mi? Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Sizlerden de sıkılmıyoruz. Devam edin gibilerinden şeyler geliyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu desteğiniz için. Kedilerimi de çok seviyorsunuz. Onları da çok görmek istiyorsunuz. Onlar da benim peşimden geldiler. Böyle güneşi de gördüler ya. Serildiler yere. Evet, Mezo ve Ezo. Bunun adını koymamıştım uzun zamandır. Biraz da böyle karışık rengi. Fakat Mezo'dan esinlenerek herhalde dilime Ezo geldi. O yüzden ve çok da güzel yakıştı değil mi Ezo? Bu dişi. Mezo erkek. Orada bir tane var. O komşunun. Komşu o. Evet. Buradan bitirelim artık. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda şöyle arkadaşlar. Ben yazın aslında birçok videom var. Çektim. Sıra gelmedi paylaşmaya. Yani çok güzel videolar var. Çok renkli videolar var. Onları peyderpey yine yayına koyacağım. Fakat şimdi düzenlemek gerekiyor. O yüzden o boşluklarda aslında konulabilirdi. Bayağı bir video paylaşmadım. Ama o aralarda paylaşılabilirdi. Ama düzenlemek gerektiği için, o güç de bizde olmadığı için paylaşamadım arkadaşlar. Bundan sonra inşallah olur.
Kendinize iyi bakın. Her şeyin başı sağlık. Hiçbir şey bir nefes sıhhat kadar kıymetli değil arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.